Değerli meslektaşlarım, bugün sizlerle güvenlik ağları ve el merdivenleri konusunu işleyeceğiz. Kısaca güvenlik ağları bildiğiniz gibi toplu koruma önlemlerinden bir tanesi olup düşmeyi durdurucu sistemler içerisinde yer almaktadır. İşte bu düşmeyi durdurucu sistemler diye baktığım zaman hava yastıkları, yakalama platformları ve güvenlik ağları bu konunun içerisinde yer almaktadır. Güvenlik ağı dediğimiz şey bir sınır alatı olan diğer destekleme elemanları veya bunların birleşimiyle desteklenen yüksekten düşen kişileri yakalamak için tasarlanmış polipropilen düğümlü ya da düğümsüz ağ, ağ biz güvenlik ağı diyoruz. Güvenlik ağlarının Kurulumundan sonra düzenli aralıklarla ve olumsuz hava koşullarından sonra görsel olarak, fiziksel olarak kontrolleri ve kayıt altına alınmaları gerekir. Bu görsel olarak kayıtta peki nelere bakıyoruz? Mevcut kurulum güvenlik alanının doğru mu? Ağ gözlerinde kaşınma kesik, ısı ya da sürtünme kaynaklı hasar var mı? Yani şöyle, ağı kurarken keskin köşelerden kesilebilir veya sıcak çalışma yapılıyorsa kaynak gibi. bundan dolayı da ısıl hasar söz konusu olabilir. A kenar uçlarında gevşeme ve çözülme var mı? Dikişleri ve düğümlerinde kusur ve hasar var mı? Bağlantı elemanlarında hasar ya da deformasyon var mı? A'da moloz ve malzeme atıkları var mı? Ultraviyole bozulmalar güneşe bağlı olarak var mı? Kontrol edilir. Yine güvenlik ağları kurulmadan önce Dikkat edilmesi gereken planlamayla ilgili hususlar var. Mesela alan kurulumunu yapan çalışanlar yetkin ve ehil mi? Yani burada e, her önüne gelen ağ kuramaz. Kurulum ve söküm boyunca yapılacak işlerin türleri ve sırları, Ankara'nın noktalarının yerleri ve yeterlilikleri, güvenlik ağ altında doğru açıklık mesafesinin nasıl korunacağı, kurulum ve söküm erişim yolları, inceleme, geçici onarım işleri ve atıkların uzaklaştırma için erişim yolları, daha alt seviyedeki çalışanların ve diğer kişilerin korunması, yani güvenlik ağının alt kısmında da, alt katlarda da, inşaatta çalışanlar olabilir. A üzerinde muhtemel bir düşmede çalışanın nasıl kurtulacağı, yani oradaki kişinin nasıl tahliye edileceği ve kurtarmasının nasıl yapılacağı e, kurtarma planı e, yapılır. Bunlar ne zaman yapılır? A kurulmadan önce Yapılması gereken hususlar. Değerli meslektaşlarım, güvenlik ağları çalışma platformu olarak yani üzerine çıkıp çalışılması için ya da çalışma platformuna erişim için yani güvenlik ağını kullanıp platforma geçmek için yani bir odadan mesela yan odaya depolama, atık malzeme, çöp biriktirmesi amacıyla kullanılmaz. Güvenlik ağının amacı düşen kişinin yakalanması esas amacı. Ee, ama zaman zaman sahalarda her türlü kavas, e, molos atıldığında görmekteyiz. Tabii güvenlik ağları e, her şeyin ömrü olduğu gibi ağların da ömrü var. Yaşlanma sebebiyle oluşabilecek bozulmaların belirlenmesi ve askeri enerji sönümleme kapasitenin karşılığının tehdit edilmesi amacıyla e, DNA gözü yılda bir teste tabi tutulur. Test neticesinde standartları ağın sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Sağlamıyorsa kullanımdan çekilir. Herhangi bir düşme durumunda maruz kalaca dinamik etkiler nedeniyle güvenlik ağında destek yapısında veya bağlantı elemanlarındaki deformasyon ve dayanık, dayanımında ciddi azamların meydana geldiği tespit halinde güvenlik ağı sistemi derhal kullanımdan kaldırılır. Az önce söylediğim gibi güvenlik ağları çöp toplamak için, atık toplamak için kullanılmaz. Çalışma platformu olarak ve çalışma pilotları amaçlı kullanılmaz. Güvenlik ağları kapalı, kuru ve ultra bir karşı korunaklı ortamlarda depolanır. Bu aynı şekilde mesela bez sapanlar için sahada çalıştığınız zaman zincir sapanlar için de geçerlidir. Güvenlik ağları ısı kaynakları ve ağ üzerinde kasara sebep olacak asit, boya, çözücü, yağ ve beton atığı gibi malzemelerden uzak tutulur. Güvenlik ağları ile enerji nakilatları arasında güvenli mesafe bırakılır. Yani sizin olduğunuz yerden yüksek gerilim hattı geçiyor olabilir güvenlik ağının. E, ikisinin arasında e, elektriğin ilgili yönetmeliğine göre değil mi arkadaşlar? Bir mesafe olması lazım. Evet diğer sağlık personeline gelmiş bir soru. Güvenlik ağları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Yaşlanma sebebi oluşan bozulmaların belirlenmesi DNA gözü iki yılda değil, yılda bir değil mi arkadaşlar? Bir yılda teste tabi tutulur. Yani bu yanlış. Şöyle şöyle yapayım. Yanlış. Bir saniye. Yılda bir teste tabi tutulur. Deformasyon ve ciddi azamların meydana gel tespit edilirse testler sıklaştırılır. Hayır, kullanımdan çıkartılır. Yani e, bir güvenlik ağ işlevini yitirdiyse test yapsam ne olacak? İhtiyaç halinde çalışma platformuna erişim amacıyla kullan asla erişim amaçlı kullanılmaz. Enerji nakil hatları arasında güvenli mesafe bırakılır. Evet, doğru. Depolama şartları gerektirirse oya solvent ve beton atığı gibi malzemeler yanında depolanır. Asla. Gayet güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Ee, genel itibariyle anlattığım şeyleri sormuşlar. Güvenlik ağları T tipi, V tipi, S tipi, U tipi olabilir. Ee, yansıda gördüğünüz üzere e, sistem S, sistem T, sistem S, sistem U olarak ifade ediliyor. Sistem S güvenlik ağları kenar alatları olan yatay Yatay olarak kurulan güvenlik ağlarıdır. Burada görüldüğü gibi, sistem T de yatay kullanım için konsollarla desteklenen, bakın konsollarla ne, ne olmuş desteklenmiş değil mi? Ee, güvenlik ağlarıdır. Sistem U güvenlik ağları da, şurada görüldüğü üzere düşey kullanım için destek yapısına bağlanmak güvenlik ağlarıdır. Sistem V de, bakın şuradan şu şekilde bir V gibi oluşuyor. Konsol tipi desteğe asılan, bakın desteğe bağlanmış, şuralardan desteğe bağlanmış. E, kenar alatı olan güvenlik ağı da sistem V olarak ifade ediliyor. Güvenlik ağlarının etiketleri önemlidir arkadaşlar. Etikette imalatçının adı, ticari markası, standartta uygun tanıtmış işaretleri, tanıtma numarası, ağın imal edildiği ay ve yıl Deney numunesinin askeri enerjime kapasitesi ve kodu gibi bilgiler yer alır. A etiketi, ağın ömrü boyunca kalıcı olacak şekilde ağa yerleştirilmesi gerekir. A e, ağ üstüne dikilen ve perçinlenen etiketlere plastik disler e, buna işte güvenlik alanını kalıcı işaretleme örneklerindendir. Ya bu sınavda gelmez ama bilgi olarak güvenlik alanı üzerindeki e, gördüğünüz kısa gösterimi işte ekipmanın adı güvenlik ağı N1263-1 e standart numarası sistem S A sınıfı A2 A gözü Q90 mm olarak Q dedi kare e, orada D yazsaydı eşkenar dörtgen anlamında A'nın boyutları 10 çarpı 20 metreymiş. imiş. E, bu şekilde e, kısa gösterim güvenlik ağları için söz konusudur. Sınavda gel geleceğini düşünmüyorum bunu, tamam mı? yani ama bilgi olarak bilelim ee, yakalama genişliği dediğimiz şey de çalışma platformunun kenarıyla güvenlik ağının dış kenar arasındaki net genişliktir yani bu arkadaş düştüğü zaman e, güvenlik ağının üzerine işte şu kısım benim yakalama genişliğim olacak yani e, şu şekilde düşünürseniz e, kişinin düştüğündeki yakalama genişliği güvenlik ağı Az önce de zaten söylemiştim, ehil kişiler tarafından, burada zaten görüyorsunuz, tamam mı? Bak kendisini de şey yapmış, e, kurulması önemli. E, Ağı kurarken kurulmasının planlanmasının yapılmasının gerektiğinden bahsettik. E, bu bağlamda ağın kurulumunu yapan, çalışan, yetkin ve tecrübeli olmalı. Kurul ve sökün boyunca yapılacak işlerin türleri ve sıraları. Ankaraj noktaları, tamam şuralarda Ankara'cı noktaları var. Bu, bu kısımlarda güvenlik altında doğru açıklık mesafesinin nasıl kurulacağı kurulum ve söküm için erişim yolları inceleme, geçici onarım işleri ve atıkların uzaklaşması için erişim yolları lazım e, molozlar düşebiliyor, kalaslar düşebiliyor iskele boruları düşebiliyor daha alt seviyedeki çalışanların ve diğer kişilerin korunması an üzerine muhtemel bir düşmede çalışanın nasıl tahliye edileceği Planlamada yer alması lazım. Tabii zaman zaman sağda da görüyoruz. Yanlış şeylerden biri şurada olduğu gibi neredeydi? Bakın burada güvenlik ağının testi kişinin, işçinin üstüne atlayarak yapılmaz arkadaşlar. Bunun için test gülleleri vardır. Belli bir yükseklikten güvenlik ağına yakalama genişliği de baz alınarak bu test gülleleri atılır. Eee ve ona göre hesaplamalar yapılır. Eğer çalışılan zeminle yatay düzlem arasında açı 20 dereceden daha azsa, 20 ve daha azsa, çalışılan zeminle güvenlik arasındaki dikey mesafe ifade eden azami düşme yüksekliği hiçbir durumda 6 metreyi geçmiyor arkadaşlar. Sistem S güvenlik ağlarında ağın dış genelinden itibaren 2 metrelik mesafe içerisinde çalışan zemin, bakın şu kişi, iki metrelik mesafe içerisinde e, düşmesi yüksekliği üç metreden fazla olamaz. Üç metre ve daha az olması e, düşme yüksekliği güvenlik ağının monte edilirken e, dikkat etmemiz gereken şey o. Evet, gelmiş çalışılan zemin ile yatay düzlem arasında 18 derece ise sistem S güvenlik ağının diş kenarından itibaren 2 metrelik mesafe içerisinde çalışan zemin arasında düşme yüksekliği 3 metre. Bunun aslında aşağıda birazdan eski güvenlik ağlarında anlatacağım. Ama 3 metrelik bir gördüğünüz gibi 2 metrelik alan içerisinde 3 metrelik en az şey 3 metre ve daha az düşme yüksekliği olur. Onu sormuş. A sınıfına gelmiş. Sistem T güvenlik ağlarında yakalama genişliğinde çalışan zemin kenarından düşen kişinin ileri doğru hareketini kapsayacak şekilde düşme yüksekliğine bağlı olarak e, ...hesaplamalar yapılır... E, ...kişi buradan mesela düştüğü zaman... ...şu bizim için düşme yüksekliği... ...bu da benim ağımın yakalama genişliği... ...bundan bahsetmiştik... ...eğer düşme yüksekliği 1 metre ve azsa... ...Sistem T Güvenlik Ağları'nda... ...yakalama genişliği 2 metre ve daha fazla olur... ...3 metreden... ...3 metre ve daha azsa düşme yüksekliği... H dediğimiz yer... ...yakalama genişliği de 2,5 metreden... E, ...2,5 metre ve daha fazla oluyor... 6 metreden küçükse 3 metre daha fazla yakalama genişliği söz konusu oluyor. Eğer çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açının 20 dereceden fazla olduğu durumlarda yakalama genişliği asgari 3 metre olması sağlanır. Tamam mı? 20 dereceden fazla olduğu durumlarda açının fazla olduğu durumlarda ya burada bizim yakalama genişliğimiz 3 metreden fazla olması sağlanır. Çalışanın düşme sonucu çalışan zeminden ayrıldığı en dıştaki nokta ile günlük A kenarının en alt nokta arasındaki dik mesafede yine 3 metreyi şu mesafeden bahsediyoruz. 3 metreyi geçemez arkadaşlar. Tamam mı? Ee, yakalama genişliği, asgari 3 metre ve daha fazla. Yani 3 metre ve daha fazla B ile gösterilen e, yük dik mesafede güvenlik en dış noktayla güvenlik kenarındaki T ile gösterildi. 3 metre daha az oluyor. 20 dereceden fazlaysa. Evet böyle bir soru gelmiş. Bakın 20 dereceden fazla olduğu durumlarda demiş. Şurayı sormuş. Bu neydi? 3 metre T'yi soruyor. 3 metreden az olacaktı. Yani şuraya x demiş. Şöyle yapayım. 3 metre. Yakalama genişliğini sorsaydı 3 metreden değil mi arkadaşlar? Yakalama genişliği daha fazla olacaktı. Ee, bunu da bu şekilde bilelim. Yani bu geçmiş sınavda bize e, çalışılan zemin yatay düzlem arasındaki açılı 20 dereceden fazla olduğu durumda e, zeminden ayrıldığı en dış nokta ile güvenlik hakenin en alt noktası olan X'i sormuş. Bu sınavda da pekala yakalama genişliğini yani şunu sorabilir. Tamam mı arkadaşlar? Yakalama genişliğini şekli verip e, sorabilir. Bindirme uzunluğu sistem S güvenlik alanında asgari 2 metre ve sistem T güvenlik alanında asgari 0.75 metre olması sağlanır. Sistem S güvenlik alanının üst üste bindirilerek birleştirilmesinde Bindirme uzunluğu en az kaç metre olur ee, diye bir soru gelmiş. Ee, bir buçuk metre. Bir şey pardon düzeltiyorum. İki metre olması gerekiyor. Sistem S ağlarında iki metre. Sistem T ağlarında sıfır metre. Sistem V'de de bindirme yapılmıyor. Yani ağları bindirerek birleştirilmesi A birleştirilmesi söz konusu olmuyor. Evet şimdi aslında bu anlattıklarımızı e, sistemsel bazda bir ele alırsak sistem S kenar ipi olan güvenlik kağıdır 35 metrekareden daha az alana sahip ve kısa kenarı 5 metreden az olan alanlarda sistem S ağları kullanılmaz. Ağın dış kenarından itibaren 2 metrelik mesafe içinde çalışılan zemin ile ağ arasındaki düşme yüksekliği 3 metreden fazla olamaz. Bundan da yukarıda şekil üzerinde bahsetmiştim. Bindirme uzunluğu askeri 2 metre olması sağlanır. Bindirme uzunluğu bu da mesela A sınıfında yine sınavda gelmiş. Ankaraj noktalar arasındaki mesafenin 2,5 metreden az olması sağlanır. Sistem T güvenlik ağları da yatay kullanım için konsollarla desteklenen yatay kullanım gördüğünüz üzere güvenlik ağıdır. Burada yakalama genişliğinin çalışılan zemin kenarından düşen kişinin ileri doğru hareketini kapsayacak şekilde Düşme yüksekliği olarak e, ne kadar mesafe oldu? Tabloda görülüyor. E, bir metreden azsa 2 metreden fazla yakalama genişliği. 3 metreden azsa iki buçuk metre e, ve daha fazla yakalama genişliği. Altı metreden azsa düşme yüksekliği, 6 metre daha azsa 3 metre daha fazla oluyor. Bindirme uzunluğu da 0,75. Dediğimiz gibi S ve T'de A'lar e, bindirme birleştirerek yapılabiliyordu. E, sistem ve alarında da bindirme ile A birleştirmesi birden fazla an birleştirmesi söz konusu değildi. E, asma uygun bir sehpa tipi desteği bağlanan kenar tipi güvenlik ağlarıdır. Ağın üst kenarı çalışma seviyesinden en az 1 metre yukarıda olacak şekilde konumlandırılır. Tamam mı? Destekler dönmeyecek şekilde fixlenir, sabitlenir. Konsol tipi herhangi iki üst destek arasındaki mesafe 5 metreyi geçemez. Ağın binaya bağlantı için kullanılan alt kenar, Ankara şapakları arasındaki mesafe 50 santimetreye geçemez. Ankara noktaları ile yapı kenarı arasındaki mesafe de 10 santimden az olamaz. Açıkçası önümüzdeki sınavda sistem ve ağlarından soru gelmesini umuyorum. Bu açıdan da önemli. Bakın ağların kontrollerinde şu kısım, malzemeler istenmeyen durum atılmış bakın açıklıklar var düzgün çekilmemiş boşluklar var bakın kırmızıyla gösterildiği gösterilen yerler e, Bu açıdan güvenlik ağlarının kontrolleri de e, gerek fiziksel e, gerekse muayene test anlamında önemli. El merdivenleri uzun süredir ÖSYM e bu el merdivenlerinden soru soruyor. El merdivenleriyle ilgili hususlar genel itibariyle yapı işleri yönetmeliği ve iş ekipmanları yönetmeliğinde geçmektedir. Daha detaylısı iş ekipmanları yönetmeliğinde geçmektedir. El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa. Bir. iki Kısa süre kullanılacaksa veya işverene değiştirilmesi mümkün olmayan iş yeri koşullarında yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılır kısa süreli olması, başka bir yöntemin mevcut olmaması gibi hususlar söz konusudur. Yapılan işe ve bulunması halinde ulusal standartlara uygun basamaklarının kaymaz malzemeden yapılmış olması veya kaymaz malzemeyle kaplanmış olması, yeterli sağlamlıkta olması el merdivenlerinin kullanım açısından gereklikleridir. Basamakları, kolları veya bağlantı elleri kırılmış, çatlamış, yıpranmış, hasar görmüş el merdivenleri kullanılmaz arkadaşlar. El merdivenleri düzenli olarak kontrol ederek kusurlu merdivenlerin kullanılmamız sağlanır. İş ekipmanları yönetmeliğinde periyodik kontrol tanımlanmamıştır. El merdivenlerin öyle bir işte standartlarda uygun belirtilmemişse yılda bir gibi bir şey yoktur. Periyodik kontrol süresi el merdivenin yoktur. Öyle bir şey yok yani. Tabii biz sınava hazırlık kapsamında konuştuğumuz için el merdiven tiplerine girmiyorum. Daha detaylı da merak edenler için el merdivenlerin birçok türü de var. Ama evet. yönetmeliklerde yazan kısımları bizim için şu an için kafi. El merdivenleri kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. Kortatif el merdivenleri basamakları yatay konuda olacak şekilde. Bakın yatay şekilde. Gördünüz mü? Şekilde de var. Yapay zekanın çizmiş olduğu e, şekil bu. Yatay şekilde ee, düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit papuçlar üzerinde, şu anda papuçlar oluyor, e, durmalıdır. Asılı duran el merdivenini güvenli bir şekilde tutturulur. İp merdivenler hariç, bakın ip, ip merdivenlerde e, böyle bir durum yok, e, tutturma gibi. Yerlerinden çıkarılması, sallanması önlenir. İp merdiven şey gibi düşünün ya, işte helikopterden sarkılan, helikopterden sarkılan ip merdiven gibi düşünün. Yani onun e, sallanmaması ya da sabit olması söz konusu olabilir mi? O yüzden ip merdiven hariç diyoruz. Portatif el merdivenleri kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek kaymaz bir malzeme kullanılmalı veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle ayakların kayması önlenmelidir. Ayakların kayması önlenmelidir. Platforma Çıkmakta kullanılan el merdivenleri platformda tutulacak yer bulunmadığı durumlarda güvenli çıkış sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunluğa test edilmelidir. Yani şurası platformsa tam merdivenin bunun şöyle çizeyim platformu gördüğünüz üzere şu kısmı aşması gerekiyor. Bunu buralara zaten sabitliyorsun. Platonun üzerine aşması gerekiyor. Mobil el merdivenleri üzerine çıkılmadan önce hareketler durdurulur ve sabitlenir. Bunun ölçüleri var, vermiyorum çünkü sınavda yani yönetmelikte sayısal ifade geçmediği için. Yoksa ölçüleri var, yani ne kadar mesafe aşması gerektiğine dair var. El merdivenleri her zaman çalışanların el elle tutabilecekleri uygun yere sağlam destek bulunur. Özellikle bir el merdiven üzerinde elle taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulması zorunda ortadan kaldırmaz. E, yapay zekaya verdiğim zaman e, bana hani çizim olarak verdiği şeyde sağda gösteriliyor yani bu metni. Evet genel itibariyle bir bakacak olursak el merdivenleri yüzler her zaman merdivene dönük olmalıdır. Yüzümüz merdivene doğru dönük olması lazım. Her zaman en azından iki el ve bir aya veya bir el iki aya merdivenlerde olmalıdır. Buna biz üç nokta kuralı diyoruz. E, şu şekilde bir kullanım yok. Bakın e, kullanım bir, iki, üç nokta kuralı dediğimiz şey bu. Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır. En üst basamakta ağır ve tehlikeli maddeler e, merdiven taşınmamalıdır. Merdivenle yanlara eğilerek çalışılmamalıdır. Zaten sabitleniyor. Merdivenin en üst iki basamanda çalışılmayacağını söyledik. Ee, taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşınmalıdır. El aletleri iş ayakkabısının ve basamakların yağlı ve çamurlu olmaması, işte kaymaz malzeme olması gerektiğini söylemiştik. Merdiven kapınla dayanacaksa, kapının kilitli ve açılmaması için tedbir alınması lazım. Merdiven kullanımında yalnız çalışma yapılmamalıdır. Çünkü niye? Mesela şu kişi bu şekilde çalışırken, tamam mı? Eğer siz merdivenle çalışılan şu kısmı da bariyerlemediyseniz buradan geçen bir herhangi bir kişi merdiveni şaha bile olsa itebilir veya iş ekipmanı manevra esnasında çarpabilir. O yüzden mümkünse bunu bir kişinin tutması, hem çevreyi gözetlemesi, bir gözetici kişinin olması saha kullanımında önemlidir. Yine el merdivenlerinde değerli meslektaşlarım, kullanımla ilgili 1'e 4 kuralı var. Dikey olarak 4 birimse yatay olarak bir birim olması el merdivenin gerekiyor. Benim anlatacaklarım güvenlik ağıyla ve el merdiveniyle bu şekildedir. El merdivenlerinden dediğim gibi iki yerde geçiyor. Yönetmeliğimizde yapıştır işleri yönetmeliği ve iş ekipmanları yönetmeliğinde geçiyor. Benim burada anlattıklarım ee, ikisindeki geçen hususlar tabii ki daha fazlası ve daha fazla detayı var. Yine hakeza güvenlik ağları da yapı işleri yönetmeliğinde geçiyor e, ve bakanlık rehberlerinde geçiyor. E, bu bağlamda da dediğim gibi biz sınava yönelik olduğu için e, anlatacaklarımız kısa ve öz bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, ders videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.